Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye son dönemlerde özellikle savunma sanayisi alanında başarılarına başarı katıp göğsümüzü kabartmaya devam ederken Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir çok heyecan verici açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir yaptığı açıklamada 150 kilometre menzilli lazer işaretlemeli yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz ve daha uzun menzillerde çeşitli füzelerimiz Atmaca, Yıldırım, Bora ve Kasırga füzelerimiz hizmete hazır durumdalar ifadeleriyle konuyu yakından takip eden ve ilgi duyan herkesi heyecanlandırmayı başardı. Bahse konu 150 kilometre menzilli füzenin 230 mm çaplarındaki TRLG-230 olduğu uzmanlar tarafından düşünülmektedir. Bildiğiniz gibi TRLG-230 füzesine bakacak olursak daha öncesinde Roketsan bu füzenin menzilini 70 kilometre civarlarında açıklamıştı. Uzmanların görüşleri TRLG-230 sisteminde menzil artışına gidildiği yönünde. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir daha öncesinde L-UMTAS lazer güdümlü tanksavar füze sisteminin de menzilinin 8 kilometreden 16 kilometreye kadar arttırıldığını açıklamıştı. TRLG-230 füzesi nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde menzili içerisindeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili bir ateş gücü yaratmaktadır. TRLG-230 füzesi Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlara adapte edilmesi mümkündür. Geçmiş dönemlerde atış testleriyle kendini kanıtlayan TRG-230 füzesini lazer arayıcı güdüm kabiliyetinin kazandırılması 2020 yılı Mayıs ayında başlayan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu lazer kabiliyetini kazanan TRG-230 sistemleri TRLG-230 olarak güncellenmiştir. Roketsan yerli ve milli bir şekilde özellikle pandemi döneminde müthiş bir özveriyle çalışarak tasarım ve geliştirme faaliyetlerini çok kısa süre içerisinde tamamladı. Prototip üretimleri ise Haziran ayında yapıldı. Her şey o kadar hızlı ilerledi ki Mayıs ayında başlayan çalışma Haziran ayında prototip aşamasına, Temmuz ayında ise Sinop Test Merkezi'nde atışlı test aşamasına gelindi. Temmuz ayında Sinop Test Merkezi'nde gerçekleşecek atış kampanyasına TRLG-230 da sonradan dahil olarak atışlı testlerini gerçekleştirdi. 2 Temmuz 2020 tarihinde ilk atışını yapan TRLG-230 füzemiz Karadeniz açıklarında duran deneme hedefini vurarak ilk testinden başarıyla ayrıldı. Ardından 4 Temmuz 2020 tarihinde daha zorlu şartlar için hazırlanan TRLG-230 sistemi ikinci kez hedefini tam isabetle vurarak yüksek performanslı ve operasyonel bir sistem olduğunu kanıtlayarak Roketsan'ın dillere destan ürün ailesindeki yerini almayı başardı. Ayrıca bunun dışında bildiğiniz gibi yine 2020 yılında Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracının lazerle işaretlediği bir hedef, Roketsan üretimi TRLG-230 füzemiz tarafından oldukça başarılı bir şekilde vurulmuştu. Buradan da anlayacağımız üzere bu sistem karada konuşlu haldeyken yerli üretimimiz İHA ve SİHA'larla beraber görev yaparak onların lazerle işaretlediği her türlü hedefi vurabilecektir. İsmail Demir'in bahsetmiş olduğu diğer sistemleri de inceleyecek olursak, J-600T Yıldırım, düşman hava savunma birimleri, komuta kontrol merkezleri, lojistik ve altyapı tesisleri gibi yüksek değerli hedeflere saldırmak için tasarlanmış ve dost topçu silahlarına ateş desteği sağlayarak yüksek hareket kabiliyeti sağlayan bir balistik füze sistemidir. Roketsan'ın ayrıntıları şu an için spekülatif olan J-600T'nin geliştirilmiş bir sürümü üzerinde çalıştığı bildirilmektedir. Sistemin hizmete başlangıcından 7 yıl daha sonra kamuoyuna açıklandığı göz önüne alındığında geliştirilmiş sürüm hakkında bir bilginin varsa bile bir süre daha gizli kalacağı beklenebilir. Bir diğer sistemimiz ise Kasırga. tipik kasırga batarya sistemleri, 6 ila 9 fırlatma aracı ve eşit sayıda ikmal ve yeniden doldurma aracı olan bir komuta kontrol aracından oluşuyor. Her roketin 4 sabit yüzgeci vardır ve maksimum 4.2 Mach hızıyla maksimum 30.000 metre uçuş yüksekliğine ulaşır. Roketler kompozit bir katı yakıt sistemi kullanır ve genellikle 26.000 çelik bilyeden oluşan bir savaş başlığıyla donatılmıştır. Sistem elektromekanik çalıştırma sistemi ile aerodinamik kontrole sahiptir. TRG-300 kasırga çok namlulu roket atar, tasarımda bazı değişikliklerle beraber Çin'in VS-1B fırlatıcısını temel alır. Türk Kara Kuvvetleri hizmetinde 300 mm TRG-300 sistemi uzun menzilli atış desteği sağlar. Son olarak Bora'dan da bahsetmek istiyorum. Bora, Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füzedir. Füze, Roketsan tarafından geliştirilip 2017 yılında hizmete girdi. İNS ve GPS güdümlü olan füze, Belarus yapımı MZKT 7909 8x8 kamyonla taşınmaktadır. İhracat versiyonu Khan olarak biliniyor. Daha uzun menzilli bir varyantı olan Bora 2 ise geliştirilme aşamasındadır. Bora füzesi 28 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında ilk kez operasyon ortamında kullanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Ne kadar teslim edildiği bilinmemekle birlikte tam 300'den fazla teslim edildiği düşünülmektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.